Burada farklı bir görüntü. Filmde sınıf ayrımını vuran bir diğer unsur ise mahremiyet kavramıdır arkadaşlar. Burada mesela her ne kadar mahremiyet söz konusu diye bakabiliriz ama ayrı ayrı mekanlar var. Fakat sunumun başında da söyledim. Blocking ya da işte gözetleme durumu söz konusu olduğu için aslında merdivenden orada oturan kişiler tam da mahremiyet söz konusu da değil. Bir gözetleme durumu söz konusu. Yukarıda da yine kişilerin kendine göre özel mekanlarının olduğunu gösteren bir görüntü. Bu da Kim ailesinin bir evinden bir görüntü arkadaşlar. Filmin yönetmeni bir röportajında fakir evinde mahremiyetin olmayacağını ifade etmektedir. Park ailesinin evi çevresinden yani zengin ailenin evi çevresinden yaratılmış bir kale gibiyken Kim ailesinin evinin içi yoldan geçen yayalar tarafından bile görülebilmektedir. Park ailesinde herkesin kendine ait mekanı bulunurken Kim ailesinde ise gördüğünüz gibi hep birlikte bir mekanda vakit geçirmektedirler. Sonuç olarak ben burada aslında sonuç söylemeyeceğim size. Sadece farklı bir bakış açısı söyleyeceğim. Sonra sonucu sizlerden biraz beklemeye çalışacağım. Sinemada mekan tasarımında sinematografik özellikler ve sahnenin gerçeklik etkisi önemliyken mimaride insanların yaşayacakları mekanlar tasarlanır. Dolayısıyla tasarımın merkezinde insan bulunmaktadır. Parazit filminde ise Lee bir set tasarımcısı olarak oluşturduğu mekanı aynı zamanda bir mimar gibi düşünmeye çalışmıştır. Lee bir röportajında şunu söylüyor arkadaşlar. Mimarlar insanların içinde yaşayabileceği mekanlar inşa ederken bizler yani set tasarımcıları blocking veya kamera açılarını ön planda tutarak tasarlarız diyor. Sizce ben bunları anlattım. Sizce sonuç ne olmalıdır diye size önce bir pas atayım. Ondan sonra ben de tabii ki düşüncelerimi söyleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Ben başlayabilirim belki. Bu arada görüntünüz karanlık gözüküyor. Sanırım ışık kapalı. Onu YouTube'a Evet. koyacağız. Onu bir söylemek istedim. Tamam, bir saniye. Hocam şöyle düşünebiliriz. Aslında anlattığı şeylerden yola çıkarak bu mekansal kavramların yansıyışlarının film etkisini çok fazla gördük. Hani diyorsunuz mahremiyet bir unsur, işte pencerenin olup olmaması bir unsur. Hani bu bütün her şeyin biraz düşünülerek insanın merkeze konularak bunun mekana yansıyışını aktarmak istiyor olabilirler gibi düşündüm. Evet, güzel bir şey bence değerlendirme. Ay, film üzerinden gittik, değil mi? Senin bu film üzerinde bunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, bakalım başka diğer arkadaşlarımız ne söyleyecek. Farklı fikirler çok değerli bizim için. Bu arada sunuma başlarken 40 küsürdü, 50 küsüre çıkması güzel. Bazen şey oluyor, ders anlatırken sayı düşebiliyor. Burada sayı artmış, o anlamda güzel bir ortam. Evet, ne dersiniz arkadaşlar bu Hocam. konuyla ilgili? Yani ne sonuç ya da sonuç demeyelim bunu aslında. Sizde neler çağrıştırdı diyebilirim aslında. Yani burada yani sonuç şu olacak, bu olacaktan ziyade sizde hissettirdiği duygular sinemanın mimarlıkla ilişkisi anlamında neler olabilir? Hocam sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben fark ettim hocam. Siz anlatırken de aslında bakış açısının biraz tasarım üzerindeki etkisini de görmüş olduk. Çünkü biz insan olarak daha geniş açıyla bakıyoruz ama onlar kamera açısından yani kameranın bakış açısını düşünerek tasarım yapmış oluyorlar. Yani burada tasarımı etkileyen bir diğer unsuru da öğrenmiş oluyoruz bakış açısı olarak. Evet, aslında bu bizim için de önemli bir durum. Çünkü biz tasarım yaparken ya da perspektif yapıyorsunuz. Bir bakış açısı üzerinden perspektif yapıyorsunuz, değil mi? Yani şey diyebiliriz. İşte hatta ben size bilgisayar destekli tasarımda da onu vurgulamıştım. Kuş bakışı görün diyordum tabii ki. Ama bir taraftan da insan gözünün ya da insan boyunun yüksekliğinde bir bakış açısıyla bakmanızı istiyordum. O mekanların nasıl göründüğü kullanıcı için daha değerli olabiliyor. Bu açıdan düşünmemize aslında yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, başka görüşler var mıdır? Şeyle ilgili bu sunumun yarattığı duygular anlamında. Yoksa sonra ben sizden sorular alayım. Ya da bilmiyorum Defne, yani o da yönlendirir zaten sizi. Evet, sorularınızı aynı zamanda WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Takip ediyorum ben arkadaşlardan ya da sesinizi açıp söyleyebilirsiniz. Direkt mikrofon açıp yorum da yapabilirsiniz ya da söz isteği edebilirsiniz. Ya da bana zor sorular da sorabilirsiniz. Ben biraz onu söylersem belki
Hocayı bir zorlayalım diyebilirler. Hocam sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Yani aslında mimarinin farklı gelir düzeylerinde bizim için şöyle bir önemi oluyor. Farklı gelir düzeylerindeki insanlar için işte ne kadar gelir düzeyi olsa da biz alt gelir düzeyi ile üst gelir düzeyi arasında bir fark görmüyoruz. Çünkü mimari aslında alt gelir düzeyi içinde, üst gelir düzeyi içerisinde en kullanılabilir alan olarak, işte en faydalı alan olarak görülüyor. Ama burada görüyoruz ki aslında alt gelir düzeyi ile üst gelir düzeyi arasında bayağı büyük farklar var. Çünkü birisi güneş ışığını alamazken diğeri güneş ışığını bayağı yüksek bir düzeyde alabiliyor gibi. Biz mimarlar olarak aslında alt gelir düzeyi içinde, üst gelir düzeyi içinde büyük yapılar tasarlıyoruz. Büyük veya küçük yapılar tasarlıyoruz. Burada bizim bakış açımızı etkileyen şeylerden bir tanesi de alt gelir düzeyi için bodrum katında yaşayan bir aile için de aslında pragmatist bir bakış açısı katmamız gerektiği. Ama burada görüyoruz ki pragmatist bakış açısı her gelir düzeyi için aynı şeyi ifade etmiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence çok, bu arada isminizi alayım. İsmin Gözde. Gözde. Gözde, çok önemli bir noktaya değindin. Aslında burada işte bahsedilen şey, sınıf ayrımına göre işte farklı mekanlar ortaya koyulduğunu bize yansıtıyor. Fakat aslında biz hem mimarlar hem işte mimarlık öğrencisi olarak tasarımlarımızı ne yapıyoruz, hiç böyle bir şey düşünmüyoruz. O yüzden bu aslında bir taraftan güzel bir şey. Çünkü biz aslında sınıf ayrımı yapmıyoruz. Yani biz kullanıcıları bir olarak kabul ediyoruz. Yani eşit olarak kabul ediyoruz. Ve onlara göre bu anlamda da bence, nasıl söyleyelim, doğru bir yol ya da yöntem izlediğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu aslında filmde niye bu şekilde yapılmış? Çünkü hayat ya da yaşam maalesef bazı durumlarda bazı insanları bodrum katta yaşamaya itiyor. Burada filmin de o şeyi, hikayesini ufak bir şekilde anlatayım arkadaşlar size. Orada bodrum katında yaşayan Kore'deki insanlar aslında öyle bir yer tasarlanmamış. Orası sığınak olarak tasarlanmış. Sonrasında o Kuzey Kore'den gelecek saldırı ihtimalinden dolayı, Güney Kore ile biliyorsunuzdur belki, Kuzey Kore arasında bir gerilim var. Hala da devam eden bir gerilim var. O dönemde daha da fazlaymış ve sığınaklar tasarlanmış yapıların altında. Ve sonrasında barış olduğu için o bodrum katlar, gelir düzeyi düşük olan aileler orayı kullanmaya başlamışlar. Aslında burada mimariyle bize, mimari anlatımla bize verilmek istenen şey, insanların ekonomik düzeyindeki farklılıkların yaşadıkları yerleri de ne kadar çok birbirinden fark ettirdiğini. Senin söylediğin gibi Gözde, yani ışığı ya da işte mekanları kullanırken birbirinden farklı durumlar ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi biz yani mimarlar olarak bütün herkese, yani insanlara eşit bir şekilde yaklaşarak böyle bir ayrım yapmıyoruz. Bu anlamda bence doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, soruna cevap olabildi mi Gözde? Teşekkür ederim. Yani bizim aslında ki bu pragmatist yaklaşımımızı doğru kabul ediyorum. Çünkü biz hem evet, akademik alanda hem gerek akademik alanda gerek iş hayatında öğrendiğimiz şey, ne olursa olsun alt gelir düzeyi olarak da üst gelir düzeyi olarak da bize pragmatist yaklaşmamız. Yani bir alanı en verimli ve en doğru nasıl kullanmamız gerektiği. Ama sanırım sinemada bu şekilde işlemiyor. Yani sinemada sanırım her şey yarara ve faydaya göre işliyor. Burada o zaman bizim... Gözde, şöyle söyleyeyim, araya bir ufak bir girmek istedim. Sinemada ya da aslında sinema değil sadece bu. Ben birazdan göstereceğim, kitaplar işte var yanımda. Edebiyatta da bir hikaye var, bir senaryo var. O hikayeyi anlatabilmek için biraz abartı ya da abartı demeyelim, oraya odaklanılıyor. Bu anlamda şey değil, yani tam olarak tarafsız olmuyorlar. Biraz taraflı bir sunum yapmış oluyorlar ya da anlatım yapmış oluyorlar. O zaman ben buradan şunu mu anlamam gerekiyor? Yani biz mimari olarak evet pragmatist bir yaklaşım kullanmamız gerekiyor ama sinema ortamında veya edebiyat ortamında bunu daha abartı veya pragmatist yaklaşımdan çıkartmamız ve bunu daha çok neye gereksinim duyuluyorsa ona doğru evirmemiz mi gerekiyor? Ben bunu anlıyorum o zaman buradan. Yani gerekiyor, biz değil aslında, onu set tasarımcıları yapacak.
ya da yönetmen. Anladım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bir katkıydı Gözde. Yaren söz almak istemişti az önce. Evet. Şimdi yaptığınız sunumda 3 boyutlu görseller daha ağırlıklıydı. Şimdi 3 boyutlu görseller yapının bütününü algılamamıza çok yardımcı. Ama mekanlar arasındaki uyum ve akışı aslında 2 boyutlu, yani kesit olsun, plan olsun, o tarz şeylerde biraz daha ağırlıklı görüyoruz. Çünkü 2 boyuttaki o akışı. Bu da sinematik evrende biraz olsun mimarlıkla olan bağını koparmıyor mu? Çünkü mimarlıkta sadece bir mekan ya da bir yapıyı tasarlamak kadar mekanlar arası akışı tasarlamak da çok önemli ya. Onu sormak istemiştim ben. Tam anlayamadım sorunu. Yani orada planda var şeyde, ama 3 boyut da var. Ama tam olarak bir mimari çizim şeklinde değil de daha çok eskiz ya da programlar üzerinden ortaya konulmuş bir şey var. Onun için sordum. Orada hatta şöyle bir şey yapılmış, onu söyleyebilirim cevap olarak belki. Size modellerini gösterdim. Bunun biz ilerleyen zamanda siz de yapacaksınız. Özellikle 3. ve 4. sınıfta animasyonla beraber sunumlarda yapıyor arkadaşlarımız. Mesela kamera nereden gelsin, nasıl görünsün, nasıl hareket etsin şeklinde bir animasyon da var şeylerde, ön çalışmalarda. Yani sadece planla ya da 3 boyutta değil, hareketli görüntülerle de desteklenmiş ve öncesinde, yani çekimler başlamadan önce animasyon yapılarak nereden kamera gitsin, nasıl görüntüler alınsın şeklinde bir akış da tasarlanmış. Aslında bizim yaptığımız, yani bence bu örnek, yani şu anda size anlattığım örnek, bir sunum yaparken işte kullandığımız işte eskiz ya da 3 boyutlu modeller aynı zamanda animasyon tekniklerinde, yani aynı teknikleri kullandığımızı da gösteriyor. Sinemayı yapanlar da, mimariyi uygulayanlar da aslında birbirine benzer teknikler kullanıyor. O anlamda da bence bu güzel bir örnek. Oraya çok fazla değinmedim ben ama senin sorunla da ona da değinmiş olayım. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Yaren. Bazen şey oluyor, bu sorular yani unuttuğum şeyleri hatırlatması anlamında çok güzel oluyor. Hocam benim sormak istediğim bir şey var aslında. Umarım sormak istediğimi tam toparlayabilirim. Hani birazcık da ışıktan ve renk olaylarından bahsettik. Hani eskiden filmler siyah beyazken bu etki, bu duygu hani nasıl sağlanıyordu sizce? Sizin eski filmler hakkındaki yorumunuz nasıl? Yani aslında yani olay, biz mesela şöyle düşünelim. Kendi yine mimariden örnek görelim. Biz tasarım yaparken her zaman renk kullanmıyoruz. Ha, ben renk kullanın diyorum öğrencilere. En az 2-3 tane renk kullanın diyorum. Ama biz ne yapıyoruz ilk başta? Kara kalemle, şu anda benim elimde de var zaten. Hani kara kalemle yazın, çizin diyoruz. Biz aslında orada da nasıl ki biz eskizlerimizde kara kalemle bir şeyleri ifade ediyorsak, orada eskizde şey daha önemli oluyor. Hareketler veyahut da işin kendisi, yani silüeti ya da ne diyelim, formu biraz daha, mesela yapı için söyleyeyim, yapının formu önemliyken sinemada aslında oradaki filmdeki karakterler biraz daha ön plana çıkabiliyor. Ama renk ya da malzeme işin içerisine girdiği zaman orada bir şekilde dikkat dağılabiliyor. Yani dağılabiliyor derken arkada bir ışık varsa ya da gökyüzünün maviliği varsa oraya odaklanmaya başlıyoruz. Ön taraftaki karakterin belki yüzündeki mimiklere belki odaklanmıyoruz. O yüzden aslında bir şeyi renklendirmek bazen de dezavantaj olabiliyor. Mimari için de geçerli, film için de geçerli. Birbiriyle o anlamda, bence bu anlamda da benzer olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam ben bir şey söyleyebilirim. Hocam peki şey hakkında yani bize tavsiyeleriniz ne olur? Biz mimarlık öğrencileri olarak genellikle hani film izleyin ve hani oradaki işte yapıları, alanları anlamaya çalışın gibi şeyler çok söyleniyor. Ama bazen okumak en azından benim için zor olabiliyor. Bu hani aşmak için, daha iyi okuyabilmek için önerileriniz var mı? Soru tam anlıyor, yani kesik kesik geldi şeylerin. Cümleler. Hocalarımız bize filmleri izleyin ve oradaki mimari alanları falan anlamaya çalışın diyorlar ya. Biz bunları okumakta bazen yetersiz diyoruz. Biraz zor olabiliyor. Onlarla ilgili ben biraz önce de bahsettim. Hani kitaplar size önerecektim. Onları hatta önereyim şimdi. Neler yapabiliriz? Biraz önce bahsettiğim gibi işte sanat mimarlık kompleksi. Burada aslında sanatla mimarlık arasındaki ilişkiyi gösteren bir kitap.
Foster'ın, Hal Foster'ın kitabı arkadaşlar. Bunu şu şekilde yakınlaştırayım. Önerebileceğim kitaplardan bir tanesi bu. Şimdi ilk başta dediğim gibi şeyleri göstereceğim size. Mimarlığın sadece sinemayla değil, mesela felsefeyle ilişkisi. Dujane Cündioğlu'nun, yine onu da yakınlaştırarak göstereyim. Felsefeyle ilişkisini gösteren, anlatan daha doğrusu bir kitap. Çağdaş Türk Edebiyatı'nda mimarlık. Yani bir bu yayınlar şeyde YEM yayın evi gelmişti hatırlarsanız. Mayıs Tasarım Etkinliği'nde. Orada almıştım ben de. Yine Edebiyatta Mimarlık serisinin yine devam eden başka bir kitap arkadaşlar. Bunları diğer farklı disiplinlerle ilişkisi anlamında bakabilirsiniz. Şimdi mimarlıkla ilişkisini gösteren, yani öncelikle tabii ki bir şey okumamız gerekiyor. Ondan sonra o filmleri izlersek belki daha iyi anlayabiliriz. Yine YEM yayınlarının çıkarttığı kitaplardan bir tanesi sinemada mimarlık şeklinde arkadaşlar. Bunu da yine alabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Bunu göstereyim. Onun dışında Zaman, Mekan, Kur'an ve Sinema diye bir kitap var arkadaşlar. Tül Akbal Süalp'in kitabı. Ben bu arada arkada burada bir sürü kitap var tabii ki sinemayla ilgili. Aslında mesela sinemaya ilgi duyanlar için bir kitap arkadaşlar. James Monaco'nun Bir Film Nasıl Okunur. Bu tabii ki bu kitap biraz kalınlığını göstereyim. O yüzden gözünüz korkacaktır. Bu kitap yani sinema öğrencileri aslında alacağı kitaplardan bir tanesi. Sadece bu konuya çok fazla ilgi duyarsanız tavsiye edebileceğim bir kitap. Şimdi ise arka tarafta ben kitapla kastı bir şekilde koydum buraya. Mesela Sinema ve Gerçeklik diye bir şey var. Sinemada Estetik. Yine size önereceğim kitaplardan bir tanesi. Eğer Türk filmlerine ilginiz fazlaysa Fatoş Adiloğlu'nun Sinemada Mimari Açılımlar. Bu kitabı öneririm. Benim doktora jürimde hatta eş danışmanlarımdan birisiydi. Halit Refik filmleri çerçevesinde sinemayla mimarlık ilişkisini irdeleyen bir başka şey. Yine Sinemada Mimarlık, Sinemekan, Açalya Almer'in kitabı. Bakın burada da biraz önce size gösterdiğim Playtime filminin görüntüsünü kapak fotoğrafı olarak koymuş. Yine önereceğim kitaplardan bir tanesi. Mesela bu da yine sinemayla alakası yok. İşte müzikle ilgili Louis Kahn'ın YEM yayınlarından çıkmış olan bu kitabı da arkadaşlar sinemayla değil ama müzikle olan ya da diğer alanlarla ilişkiyi gösteren yine başka bir kitap. Son olarak hangisini göstereyim? Sinematografik size kendi yaptığım çalışmaya, kendi yaptığım çalışmada bana kaynak olan en önemli kitaplardan bir tanesi. Sinematografi üzerine düşünceler. Yani bu sinematografik görüntüler arkadaşlar, biraz önce arkadaş Yaren'in de söylediği gibi bizim anlatım tetiklerindeki ya da animasyonlarda kullanacağımız şeyler de var. Görüntüler de var ya da özellikler de var. Bu anlamda sizlere bunu önerebilirim. Onun dışında film olarak ise mutlaka burada bahsettiğim filmi izleyin. Bilmiyorum şu anda karşımda olan arkadaşlarımız izlediler mi Parazit filmini? Mutlaka izlemelerini öneririm. Çünkü yani özellikle modern mimariyi kullanması ve oradaki mekanları yansıtması anlamında çok değerli bir film. Onun dışında Matrix filminde tabii ki gelecek mekanlar var. Ya da Blade Runner filmi var. Onu da yine bilim kurgu filmi olarak onu önerebilirim. Gattaca filmi var. Frank Lloyd Wright'ın yapısının kullanıldığı bir film. Onu önerebilirim. Playtime yine biraz önce bahsettiğim filmlerden bir tanesi. Bunları sadece bunlarla bile aslında her izlediğiniz filmi arkadaşlar mekan tasarımı olarak bakmanızı öneririm. Biraz soruna çok uzun cevap verdim ama. Peki hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ben aynı zamanda not aldım siz anlatırken. Söz almak isteyenler var. Önce bu... sen söyle, sonra bir Ece Nur Surgun el kaldırmıştı. Sonra da hocam. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu sinema ilişkisinde mimarlık ilişkisinin Inception'ı da aslında çok öneriyorlar. Evet, evet. Doğru. Onu ben de öneririm arkadaşlar. Inception'ı da yani başlangıç filminde tavsiye ederim. Orada da mesela aynalar ve merdivenlerle ilgili ufak birkaç sahne var. Ece Nur Surgun el kaldırdı ama hoca konuşurken.
Eşini sorabilirsin istersen. İnternetten düşmüş olabilir ya da konsere gitmiş olabilir. Ben şey ekleyebilirim hocam belki. Bu gösterdiğiniz filmlerde aynı zamanda anlattıklarınızda da şey fark ettim. Aslında mimarinin psikolojiye olan etkisini de burada görmüş oluyoruz. Hani mesela kesinlikle. Yine aynı pencerelerden bahsedeceğim ama birisine pencerenin işte çok güneş ışığı alıyorum evimden çıkmadan diyor, öbürü alamıyorum diyor. Hani bu da aslında hem o akışla birlikte psikoloji olan etkisini gösterebilir belki. Biz bunu projelerimizde çok göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Hani özellikle okul projelerimizde, yarışma projelerini hazırlanırken de, hatta bambaşka bir konu hani araştırırken de vesaire. Bunu ekleyecektim. Hani psikoloji de çok belki önemli olabilir bu bağlamda. Evet, sana katılıyorum bu anlamda. Ben şimdi sen yarışma projeleri deyince aklıma şey geldi. Yani şimdi müzik dedik, ona bakın ya da diğer sanat dallarından mutlaka ilişkisini anlamaya çalışın diye söylemiştim. Sinemaya baktığınızda ya da sinemayla mimarlık ilişkisini anlamaya çalıştığınızda size farklı bakış açıları da ortaya çıkacaktır. Yani hep sizin korktuğunuz ya da zorlandığınız konu neydi? Mimari konsept bulmak. Yani ya da işte onu ortaya çıkartmak. Bu anlamda aslında sinema, çünkü sinemada sonuçta hikaye yazılıyor ya, yani hikaye var. Siz de hikayelerinizi oradan esinlenerek yazabilirsiniz. Bu anlamda da bence değerli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde edebiyatta, müzikte size mimari konsept anlamında fikirler verecektir. Bana bu arada Muhammed de izleyeceğini söylemiştim. Muhammed buralarda mı görmüyorum. Bak bakalım. Hocam ben katılımcılarda ismini göremedim ama baktım ben özellikle. Tamam, ben onu gördüğüm zaman takılırım Muhammed'e. Sorunuz varsa arkadaşlar sesli bir şekilde de sorabilirsiniz. Yazabilirsiniz aynı zamanda. Soru sormak isteyen ya da ekleme yapmak isteyen yok mu hala? Ben bu durumlarda şey diyorum, soru gelmeyince kendime şey yapıyorum, pay biçiyorum. Çok iyi anlattım diye deyip. Orada soru işareti kalmadı hocam. Evet, soru işareti kalmadı. Evet hocam, gerçekten çok keyifli bir sunumdu. Teşekkür ederiz. Yani aslında bazı şeyleri, bu mekana yansımaları da görmüş olduk. Bu kitap ve film önerilerinde aslında ben de çok araştırıyordum aynı zamanda. Çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle yaz dönemine girdik. Çok boş vaktimiz arttı. Kendinizi geliştirmek için hem kitap okuyabiliriz hem film izleyebiliriz. Onları da aynı zamanda not aldım. Bu etkine katılan arkadaşlarımızla ileteceğim tekrardan. Kitap önerisi demişken ben size sinema dışında çok böyle yaz kitapları diye böyle ufak kitaplardan bir tanesi Cengiz Bektaş'ın Nazım Hikmet'in Mimarlığa Bakışı. Çok ufak, bakın ben size bunu size ya da bir önceki gruba da göstermiş olabilirim. Bu kitabı yani denize giderken dahi yani alıp böyle ufak zaten bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm arkadaşlar. Onun dışında İhsan Bilgi'nin Mimarın Soluğu diye bir kitap var. Bu da yine çok şey değil. Yani çünkü öğrencilerde yani böyle çok kalın kitaplarda biraz rahatsız olabiliyor. Bunlar böyle ufak sizin çantanıza koyabileceğiniz kitaplar. Bunları şiddetle tavsiye ederim. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Evet. Size okutmuşlardır. Görünmez Kentler. Onu da yine son olarak göstermiş olayım. Dediğim gibi tekrar ben size teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Burada sadece konuşmak ya da bir şeyler paylaşmaktan ziyade ben yine sizlere şey önerisini de sunabilirim. Workshoplar, atölyeler ya da daha böyle yüz yüze etkinlikler de yapabilirseniz hem 19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak katkımızın olacağını diğer üniversitedeki öğrencilere söyleyebilirim. Bu anlamda burada da söz kayıt, zaten kayıtlı şu anda. Söz vermiş de olayım. Hocam böyle bir kaydımız vardı, bize yardımcı olacaktınız dediğiniz anda gösterirsiniz. Onu göstermenize gerek yok da tabii ki ben mutlaka yardımcı olacağım. Onu da sözünü vermiş olayım. Teşekkür ederiz hocam. Aynı zamanda yüz yüze etkinlikleri de yapıyoruz. Ama hepimiz Türkiye geneli bir topluluk olduğumuz için o toplanma işte daha çok Eskişehir odaklı oluyor. Ama daha çok bunların artmasını çabalıyoruz biz de. Ama 19 Mayıs Üniversitesi'nde hocam ben de yazıyorum. Evet. Haberleşiyorum. Tamamdır, güzel olur. O zaman başka soru yok sanıyorum. Var mı arkadaşlar? Ufak bir şey daha söyleyeceğim. O zaman sanki bir Eskişehir gezimiz var hocam 19 Mayıs Üniversitesi olarak. Bence yapabiliriz. Ben Eskişehir'i çok severim. Ben
Tam aynı şeyi söyleyecektim. Yaren ağzından aldı. Biz de yeni kurduğumuz topluluğun belki hocam ilk gezisi, ilk teknik gezisi, ilk etkinliği Eskişehir olsun diyelim mi burada? Evet evet, bence güzel olur. Yani oradaki, gerçi bu arada Eskişehir'den de kimse bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlarımız. Hocam bu topluluğun büyük bir çoğunluğu Eskişehir'de zaten. Biz kendi kendimizi davet ettiriyoruz bu arada. Severek ayarlarlar diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Hocam topluluğun genel olarak bize de iletilmesini isteriz. Bize gruplarda paylaşılıyor, böyle bir şey var, söyleşi var diye, ama sadece söyleşi olarak paylaşılıyor, ama topluluğun bir WhatsApp grubu varsa bize gruplardan iletilmesini istiyorum. Rica ediyorum daha doğrusu. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkürler. Evet, teşekkürler Gözde. Sana da fikrinden, şeyinden dolayı, düşüncenden dolayı. Evet. Sanıyorum başka soru yok. Ya da yorum yapmak isteyen, eklem yapmak isteyen, evet, yoksa yavaş yavaş sonlandıralım. Bence şöyle de yapabiliriz. Bu arada aklıma hani gelmişken onu da söyleyeyim. Yani film gösterimi de yapılabilir. Bu belki uzaktan nasıl olur bilmiyorum ama yüz yüze yapılan etkinliklerden bir tanesi film gösterimi ve onun üzerine sohbet şeklinde böyle bir şey de önerebilirim size. Teşekkür ederiz hocam. Ben tekrardan keyifli sunumuz için teşekkür ederim. Aynı zamanda bizi kırmayıp geldiğiniz, sunum yaptınız burada. Sorularımıza verdiğiniz cevaplardan dolayı da teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de öyleydi. Tekrardan geldiğiniz için ve bize de çok şey kattığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Tanıştığımızda da çok memnun oldum ben. Teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Ve bence bu tatilde de güzel bir dinlenirsiniz inşallah hepiniz. Sonrasında da güzel stajlarınızı ya da diğer çalışmalarınızı yaparsınız. Umarım hocam. Teşekkür ederiz tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İnşallah yüz yüze görüşürüz. İnşallah. Umarım hocam.